geldiniz. Hoş buldum abi. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Şükürüm, sağ olun, sizler de mutluyum. Ben bu yemini hakkında böyle bilgi sahibi olmak istiyorum. Yani nasıl geçmişi, tarihi nerelere dayanıyor? Bunun hakkında birkaç bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Enes abi, senin abi. Yemenin tarihi, yani Osmanlı'ya dayanır. Burası da bu dükkan da yani Han sahipleri. Osmanlı'dan kalan en son Yemen'dir. 133-134. Seneye girdi. Hani Yemenliciliği bitmişken tekrar sektör haline getiren bir firma burası. Peki sizce hani mesela şu an Antep'te hani nasıl kullanılıyor mu yoksa bu konu hakkında Antep ne düşünüyorsunuz? Haricinde Antep'te çok aşırı bir talep yok. Antep'in genel işte köklü esnafları, insanları Yemen'i giymeyi bilenler giyer. Yeni nesil çok fazla talep etmiyor. Ama Antep dışında İzmir olsun, Ankara olsun, Antalya olsun, İstanbul olsun, hatta yurt dışı olsun Antep'ten çok çok fazla talep ediyor. Neden peki biz böyle unuttuk yani bunu burada kullanılmıyor? Ya, üretilen yerde kullanılmadığı zaman biraz da garip oluyor. Çünkü el emeğini tekrardan yani yürütmek için Antep çok çaba gösterdi. Esnaf, Antep esnafı. Halk biraz rağbet göstermesi lazım. Yani hazır şeylerden biraz vazgeçmesi lazım. Bizim hem kendi öz üretimimiz, hem doğal malzeme, hem sağlıklı malzeme. Çok sayıda mesela diyabet hastası tercih eder bunu. Bel fıtığı hastalarının bazılarının doktor tavsiyesiyle tercih ederler. Egzamadır, kaşıntıdır, kokudur, mantardır, o tür şeylere çok iyiler diyemem. Çünkü serin tutar. Ayakta tel yapmaz, koku yapmaz. O yüzden de ayak hep sağlıklı. Bütün hastalıkların başı ayaktan gelir. Evet. Ayaktan bir hastalığı aldığınız zaman içine mesela soğuk aldınız, ayaktan su üşüttüğünüz zaman ciğerleriniz işler. Öyle diyelim. Yani bu yaz için bulunmaz bir şey. Parmak arası terliği tercih etmezsiniz bunu giydiğiniz zaman. Unutursunuz yani onları. Evet, doğru. Yani o yüzden biraz da işte Antep yani merkezi olarak zaten 4 yer var Türkiye'de. Antep, Maraş, Kilis ve Safranbolu. Bunun dördü mesela şehrin halkı şey yaparsa, talep ederse diğer şehirlere zaten haydi haydi talep ediyorlar. Siz filmlerden bahsetmiştiniz, oralara göndermişsiniz galiba. Evet. Onlar hakkında da birkaç bir şey bahsedebilir misiniz? Harry Potter, onu biz bilmeden mesela şey yaptık. Bizim patron işte Orhan abi 170 mi 200 çift çocuk ayakkabısı istiyorlar. Orhan abi diyor yani bunu çok satamazsınız diyor. Niçin kullanacağız? Biz bunu Harry Potter'da kullanacağız. O zaman çıkıyor. Sonra Truva mesela, Truva'da da yaklaşık 1000 firmadan biz birinci olduk. Dünya genelinde 1000 firmadan biz birinci olduk. Sonra 300 Spartalı 2. İşte en son yaptığımız Cem Yılmaz'ın filmi. Erşan Kuner mesela. En son yapılan film. Dizi filmler var mesela şimdi. Onlar da çok büyük etken oldu. Bunlar tekrardan şey olmasın. Çünkü o organik malzeme. Doğal. Hiçbir zararı yok yani. Zararsız malzeme. Yani biz düşünün şu anda gıda olarak organik bir şey bulamıyoruz kolay kolay. Ama bu tamamen deriden yapılıyor. Doğal deriden yapılıyor. İşlenmemiş, boya kullanılmamış. Kimyasal boya kullanılmamış. Deriden yapılıyor. Peki yemen yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor sizce? Yemeni yapılırken mesela bunun geleneksel yapımından vazgeçilmemesi lazım. Hazırdır. El yapımı. Ondan vazgeçmemek lazım. Kullanılan malzemenin kaliteli olması lazım. Mesela tabanından derisine kaliteli olması lazım. Onlar çürütüldüğü zaman zaten normal piyasadan aldığınız bir naylon terlikten farkı kalmıyor. Bu uzun ömürlüdür. Ayağı da rahatsız etmemesi lazım mesela. Evet. Yani bir giyen bunu 12-15 yıl giyen de var. O kadar gidiyor yani. Tabii. 1,5 ayda parçalayan da var. Doğru. Şimdi giymesi de var. Yani. Evet. Ama normal deriden olduğu için zaten. Tabii. Normal kullanımda mesela. Diyor. Şu günümüzde çok ayakkabı değiştiren mesela. Şey, adam 5-10 sene giyiyor. Çünkü alternatif çok. Buna sıra gelmiyor. Yani evet. Yırtılmasına sıra gelmiyor. Bir sene giymiyor. Diğer sene tekrar bunu tutuyor. İçerisini ıslatıyor falan. Tekrardan yumuşatıp tekrar giyiyor mesela. O şekilde de yapabiliyor. Peki mesela bu yemenin ilk başta yapıldığı zamanlardan şu anda değişim oldu mu hani yemeni tarafından? Yani şekli değişti mi yoksa tabii, yine aynı mı yani? Modernize oldu. İlk önce klasik bu. Belki siz okulda da görmüşsünüz. Gösteride işte folklorda, oyunlarda falan giyilen düz yemenler vardı. Hani şeysiz, kulaksız şu kulakların olmadığı düz. Onlardan vardı. Onlar kırmızı ve siyahtı sadece.
renkler modernize oldu, modeller değişti, modernize oldu. Ondan sonra çok talep oldu. Çok evet. Değişik modeller. Bir de şey, tarz olmaya başladı artık yani. Mesela şunlar bir ne bileyim kapriyle, elbiseyle, kumaşla dahi güzel oluyor. Mesela şunlar spor kıyafetle birebir mesela. Evet. Tarz oluyor. Değişik değişik şeyler var, modeller. Ama tek model olduğu zaman gitmiyor. Ama yani şöyle aslında. Şekil değişiyor ama yine yapım olarak mesela hiçbir zaman değişmiyor. Hayır, yani. Doğası değişmez. Evet. Yani ayakkabının doğası mesela farklı malzemeler girerse o zaman olmaz. Yemen evet. Diyemeyiz zaten. Yani. Elde yapılmış ayakkabı dersin. Ama bunun malzemesi doğal olması lazım. Yani malzemesine dana derisi kullanılır. Keçi derisi kullanılır mesela kaliteli olarak. En iyisi dana derisi, daha sonra keçi derisidir. O yüzden onlardan vazgeçmemek lazım. Peki yani. Sizce mesela biz bunu unutturmamak için hani ne yapabiliriz ya da siz hani yapılıyor mu bir şeyler? Yani bu kültürün unutulmaması için neler yapılıyor? Ya biz de şimdi önceden çok mesela uğraş veriyoruz. Bundan tekrardan işte talep görsün, insanlar merakını giderelim. İşte reklam açısından şey yapılıyorduk. Şimdi zaten kendi kendine reklamı yaptırıyor bu. Evet. Mesela bir fenomen var. Bir hanım İstanbul'da, Antepli, Elif Karaday diye bir fenomen mesela. O takipçisi çok fazla. Giydiğini gösteriyor, paylaşım yapıyor. İstanbul'dan gelen birçok kişi Elif Karaday'ın aldığından istiyor mesela. Evet. Mesela Erol Evgin geldi burada canlı bir yayın yaptı. Onun arkasından telefonlar susmadı işte. Buraya gelen çevresi işte Erol Evgin'de gördük. Takip edenler biz işte terlik istiyoruz, ayakkabı istiyoruz vesaire. Bir de yurt dışından çok aşırı talep var mesela. Bizim Amerika ihracatımız var. Yani mesela New York'ta var, Kaliforniya'da var, Los Angeles'ta, Miami'de, Dallas'ta, Texas'ta. Buralarda da yani şey yapıyor artık. İnternet gibi bir silah var. Adam basıyor tuşa, her şeyi görebiliyor. Evet. Merak ediyor, bakıyor ki Yemen. Aa, bakıyor nerede ya, merkezi neresi? Antep. Kontağa geçiyor. Toptan yapmak isteyen veya alışveriş yapmak isteyen veya parakende alışveriş yapmak isteyen kargo da gidiyor artık yani. Biraz pahalı ama olsun, Amerika dünyanın öbür her tarafına gidiyor. Talep ediyorlar. Yani dünyanın her tarafına gönderiyorlar. O kolay kolay artık bu sektör bitmez. Bitmez. Evet, bitmez. Yani çünkü biz de artık insanlar el işine, el sanatına çok değer vermeye başladı. Öncesinde çok fazla rağbet yoktu. Ama her açıdan işte bakır olsun, ne bileyim bu Mardin telkari şeyler, el işleri, kutlu kumaşlar, onlar ön plana çıktı, Yemen'e ön plana çıktı, el işine de çok büyük bir rağbet başladı artık. Aslında dikkat çekiyor bunlar şu anda. Tabii, dikkat tabii. Çektiği için tabii. De insanlar daha çok kullanıyor. Şimdi bizim kendi öz kültürümüz bunlar. Öz kültürümüzden gelen şeyleri biz de artık ön plana çıkartmaya başladık. Evet. Buna biraz daha işte mesela İstanbul'a gider, İstanbul Büyükşehir Belediyesi destek verir, reklamlarını yapar, şey yapar. Antep Büyük Gastronomi işte fuarına, Antep Belediye Başkanı biz davetli gideriz fuarlara. Dünyanın her tarafında fuarlara davetli gidiyoruz mesela. Buranın sahibi Orhan abi şeydir, devlet sanatçısı ve yaşayan insan hazinesi. Yani bu işin tek en büyük şeyi, en iyisi daha doğrusu bu işte. Cumhurbaşkanlığı ödülü var mesela. Mesela TÜSİAD'dan Genç İş Adamlar Derneği'nden ödül var bu işi tekrar sektör haline getirdiği için. İnsanlar çok, insan mesela bu işten ekmek yiyor artık. Evet. Yani o yüzden şimdi iyi gidiyor. Eğer bir aksilik olmasa iyi gidiyor. Anladım abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bizi bilgilendirdiğiniz için. Ben teşekkür ederim.